Merhaba arkadaşlar. Bugün Photoshop üzerinde panorama fotoğrafı nasıl baştan sona düzenlenir onu anlatacağım. Kendi tekniklerimi tabii ki bu. Şimdi öncelikle 5 tane kareden oluşan, dikey kareden oluşan bir fotoğraf serim var. Bunları Photoshop'a aktardım. Photomerge adında bir şeyi kullanıyorum, modülü kullanıyorum. Yani file'dan girdiğiniz zaman file, hatta şöyle file automate batch diye adlandırılan yerin içine girince bu photo merge kısmına geliyor. Burada tabii bir sürü farklı farklı ayarların olduğunu görüyorsunuz. Ben çok detaylarına girmeyeceğim. Bunları zaman zaman farklı modlarda kullandığım oluyor ama burada otomatiğe bırakacağım. Photoshop'un yani bana burada en doğru otomatikle birlikte en doğru sonucunu vermesiyle ilgili aslında çıktığı üzerine ilerleyeceğim. Böyle söyleyebilirim. Fotoğrafları aktardım. Blend Image Together tikledim. Diğer hiçbirini şu anda seçmiyorum. Bunları kendim aslında yapacağım. Buradaki bu 3 tane tiklemediğim alanın şeylerini nasıl diyeyim eksikliklerini kendim gidereceğim. Croplama yaparak vesaire. Fotoğrafımızı okeyleyerekten birleştirmeye başlıyoruz. Bu işlem bilgisayar tabii ki farklı gösterecektir. Eğer işlemciniz güçlü olan bir bilgisayar kullanıyorsanız buradaki tabii ki bunun çıktısını almanız çok daha hızlı bir şekilde olacaktır. Şimdi bekleyelim bakalım. Tekrar geldim ve dikkat ederseniz fotoğraf birleştirildi. Bakalım. Evet, çıktısı o dediğim gibi az önceki 3 tane tiki orada işaretlemediğim için fotoğraf olabildiği kadar Photoshop tarafından düzenlememiş, sadece birleştirilmiş yani blend edilmiş haliyle karşımıza çıktı. Şimdi burada yapacağımız şey şu, öncelikle bir crop yapacağız. Şöyle yapalım. Şuradaki bütün layer'ları birleştireceğim öncelikle. Birleştiriyorum. Merge Layers diyorum. Ve daha sonra Crop Tool'u seçiyorum. Yani kısa yol C olarak belirtebilirim. En son 4'e 5 oranında kalmış. Bunları kaldırıyorum. Ratio'ları hepsini kaldırdım. Tabii bilgisayarım benim panorama düzenlerken biraz zorlanmakta. Bunu da belirteyim. Belki bir pikseli düşürebilirim burada. Ama öncelikle asıl boyutumuza bir dönüş yapalım. Yapacağım şey şu, şimdi öncelikle kenarları doğru uzatacağım. Sonrasında ayarlama yapacağım. Evet, takıldı galiba. Dediğim gibi bunu aslında Photoshop'a da bırakabilirsiniz ama ben bu tür şeyleri çok Photoshop'a bırakmak istemiyorum. Şöyle şuraya kadar bir getirelim. Şuradan da şöyle yapalım. Aşağıdan da kırpacağımız yere kadar getirelim. Aslında şu açı bakın çok güzel bir açı ama şimdi şurası dikkat ederseniz boşluk. Burayı nasıl düzeltebiliriz ona bakacağım daha sonrasında. Ya şöyle yapacağım. Şuradan şöyle şuraya kadar alabilirim. Bir seçenek. Veya biraz daha hadi kendimi zorlayayım. Şöyle yapayım dersek bunu da kullanabiliriz. Gerçi bütünlüğü sağlamak için keseceğim gibi duruyor. Çünkü şuradaki sandalyeleri almayayım diyorum. Biraz da şuradan keselim. Tamam.
Bu haliyle bence gayet güzel. Evet. Şimdi fotoğrafımız biraz daha ortaya çıktı. Dikkat ederseniz şöyle, yani çektiğim yer, fotoğrafı çektiğim yer tam böyle aslında dönüş hizasında bir yerde çekmişim. Ve olabildiği kadar şu bütün limanı almaya çalıştığım bir panorama yapmaya çalışmışım. Sene kaç olduğunu bilmiyorum ama eski fotoğraflarımdan bir tanesi, sadece onu söyleyebilirim. Ufuk çizgisiyle ilgili hafif bir şey görüyorum. Böyle bir eğimlik görüyorum. Bunu o yüzden birazcık düzelteceğim. Çizgisine geçmeden önce tabii ne yapacağım? Önce image'den bir fotoğrafımızın size'ını düşürelim. Çünkü gerçekten çok fazla zorlanmaya başladı bilgisayar. Pikselde çalışabilirim. Uzun kenar 2000 piksel olarak ayarladım. Okey diyelim. Şimdi nispeten daha rahat çalışabilecek düzeye geldik. Şimdi de şöyle bir bakalım. Tabii şey konusunda panoramayı tabii ki nasıl yaptığınız çok önemli ama Photoshop'unda gerçekten birleştirme konusundaki bu başarısı çok çok iyi. Photoshop'tan önce ben bazı birleştirme programları kullanıyordum. Çünkü eskiden Photoshop bu kadar nasıl diyeyim başarılı ve verimli bir birleştirme özelliklerine sahip değildi. Fakat bunları yıllarca tabii onlarla çok fazla geliştirdiğine ötürü sonuçları gerçekten çok başarılı olmuş gibi duruyor. Fit on screen diyelim, bir geniş bakalım. Tamam. Yine yapacağım şey şu aslında, burada ufuk çizgisini düzeltirken Crop Tool'u seçeceğim ve Crop Tool'la birlikte birazcık döndüreceğim. Şimdi döndürmek için biraz daha geriye çıkmam gerekiyor. O yüzden Z'ye basıyorum. Biz büyütece geliyorum, yani zoom tool'dan şöyle bir zoom out yapayım biraz da ve tekrardan crop'la şöyle bakın aşağı yukarı bir döndürme işareti çıkacak, oradan döndürme yapacağım. Şu gridleri, yani ızgaraları baz alaraktan çok çok hafif bir eğme yapacağım aslında. Evet. Yani o kadar ufak bir yeterli. Çok ufak bir şurada, yani şurayı baz alıyorum. Ufuk çizgisi olarak şuradaki denizin son görünen yerini alıyorum. Ve ızgara üzerinde onu aslında eşitlediğim zaman da fotoğrafı bakış olarak bir düzleştirme haline geliyorum. Tabii bununla ilgili artık inanılmaz tool'lar çıktı bir anda tek seferde. İşte yapay zeka pat diye şeyi düzeltebiliyor, fotoğrafı düzgünleştirebiliyor ama bu da eski bir teknik. Fotoğrafın tabii şöyle, ben bu croplama yaptım ve bir sürü işte önceden hani en büyük halinden kısaltma yaparaktan bir croplama yaptığım yer vardı ya, orada tabii arka tarafta fotoğrafta bir yerler kalabiliyordu. O yüzden fotoğrafın bu çerçevesine göre bir kesim işlemi yapacağım. Bunu da trimle yapacağım. Image trim diyorum ve fotoğrafı kesiyorum. Şu anda fotoğrafı aslında düzenleyeceğim aşamaya geçmiş bulunmaktayız. Çok aslında böyle fazla bir hareket yapmak istemiyorum, fakat hani nasıl bir hava katabilirim diye düşündüğüm zamanlarda fotoğrafa şöyle Camera Raw üzerinden ilerleyebiliriz. Camera Raw'da çok güzel bir, çünkü bir filtre bölüm var. Daha önceki videolarımda da anlatmıştım. Belki onu tekrardan buraya kart olarak eklerim. Camera Raw'da gerçekten fotoğrafı basit bir düzenleyiciyseniz ama işinizi görmek istiyorsanız bu Camera Raw filtre kullanaraktan çok rahatlıkla baştan sona kadar fotoğrafı düzenleyebiliyorsunuz. Hiçbir şekilde bir eksikliği yok. Lightroom'a yakın özelliklere sahip.
Ama tabii Photoshop kadar da işte yok işte katman katman üzerine atayım, farklı renkler yapayım gibisinden uğraşmak istemiyorsanız işinizi çok rahatlıkla yürüyor. Orijinal layer'ımız buydu. Bir layer yaratayım şimdi üzerine. Tekrar layer'ı oluşturdum. Filtre, kamera raw filter seçtim. Aslında kamera raw filtresini şunu göstermek istedim çünkü benim de unuttuğum bir şey. Bu videoda biraz da ondan da bahsedecektim. Burayı tekrar açacağım ama öncesinde şöyle yapıyorum. Şurada yani fotoğrafı hangi platformda, hangi mecrada kullanmak istediğinize göre bazı renk profilleri var. Bu renk profilleri bazen insanların kafasını karıştırabiliyor. Örnek olarak ben mesela bu fotoğrafı internet mecrasında işte ne bileyim şeyde bir fotoğraf ekleme sitesinde veya işte Instagram'da veya işte Facebook'ta kullanacaksam bunu web tabanlı bir renk profiline çevirmem lazım. O yüzden de ilk başta şöyle yapmam gerekiyor. Viva geliyorum. Proof Setup'tan internet standart sRGB color'ı seçiyorum. Evet, dikkat edin biraz renkler soldu. Bir de şeyi kontrol edeceğim şimdi onu merak ettim. Convert profile diyeyim. Adobe RGB'de çalıştığımı düşünüyorum ama orada mıyım diye. Evet, Adobe RGB diyeyim. Okeyledim. Yani şimdi şöyle bu aslında Adobe RGB üzerine çalışıyoruz ve benim de renklerim internet standartlarında olan bir görüntüyle çalıştım. Burada aslında belirtiyorum. Yani aslında ben buraya uygulayacağım görüntüler benim internette fotoğrafımın nasıl göründüğünü aslında şey yapacak, belirleyecek. Mesela bunu ben örnek olarak Proof setup'ını Macintosh'a çevirirsem dikkat ederseniz ne oldu? Macintosh bilgisayarda baktığınız zaman bu fotoğrafı bu ayarda göreceksiniz demek oluyor. Bir renk profili ve ona göre düzenleme yapıyorsunuz. Nerede kullandığınıza bağlı. Ben dediğim gibi ağırlıklı ben fotoğraflarımı internet üzerine kullandığımdan ötürü benim buradaki renk setup'ım sRGB oluyor. Şimdi bunun üzerine biz tekrardan konumuza geri dönelim. Aynı işlemleri yapıyorum aslında. Orijinal layer'ı çoğalttım ve daha sonrasında kamera raw filter'ı açtım. Bu arada bu kamera raw filter eski versiyonu şu an internet üzerinde Adobe'un yani kendi sitesinde galiba 14 vardı. Kamera raw 14 vardı. Tabii buradaki modüllerin işte bu gözüken şeylerin çoğu değişmiş olabilir. Ben bir kere bir bakmıştım biraz daha farklı gelmişti ama genelde mantık olarak hepsinde şey aynı. Temel aynı. Şimdi neler yapabiliriz ona öncelikle bakalım. Biraz tonlamasını fotoğrafın şu exposure aslında düşüreceğim. Yani o parlaklığını biraz da düşüreceğim çok hafif olmakla birlikte. Çünkü exposure çok sert bir filtre. Yani buradaki eksi 20 değerine geldiğiniz zaman bile görüyorsunuz ne kadar büyük bir etki yaratıyor. Şöyle eksi 35, 0.35 ayarında geriye çektim. Highlight'ları biraz açayım istiyorum. O da highlight'ları açmamın sebebi şu teknelerin üzerindeki beyazlıklar, o parlak alanlar biraz daha ortaya çıksın diye. Shadow'u da biraz açabilirim. Şurada fikrimi değiştirdim. Highlights'ı tam tersi geriye alacağım. Teknelerden daha çok aslında şu bulutlardan ben kurtulabilir miyim? Biraz da ona bakacağım. Çünkü bulutları şöyle yaptığım zaman da yani highlights'ı eğer ileri doğru atarsanız sizin beyaz ayarlarınızı arttırmış olur fotoğraftaki. Bu da ne yapar? Gökyüzü ağırlıklı olarak mavi tonlar, turkuaz tonlar ve beyaz tonlardan oluştuğuna ötürü de gökyüzünün parlamasına sebep olur. Tam tersi düşürdüğünüz zaman gökyüzündeki beyazlıklar azalacağı için de bulutlar daha fazla ortaya çıkacaktır. Ama şu teknelerdeki işte parlaklığı nasıl yönetirim diye bakarsam eğer bununla ilgili de bir çare düşüneceğim birazdan.
Shadow'u açtım, bileklere dokunmadım. Burada başka bir işlem yapmadan geçiyorum. Nereye geçiyorum? En sevdiğim yerlerinden bir tanesine. Hangisiydi? Evet. Öncelikle aslında şey yapalım. Bir gradyan çalışalım. Gradyan çalışmak şu split tonic dediğimiz bir kısım var. Bu split tonic denen kısım acayip keyifli bir alan. Öncelikle onu söyleyebilirim. Şimdi buradan mesela highlight'te shadow'lardan başlayalım. Şöyle saturation'ı şöyle biraz verelim. Tamam, 15 ayarında ve hue veriyorum bakın. Şu renk çok hoş gibi oldu. Biraz daha sona doğru gidelim. Kırmızıya doğru gidelim. Evet. Ya şu baştaki renklerden yana olabilir. Şöyle bir kırmızımsı ton olabilir. Veya şuradaki şu mavi tonu çok hoşuma gitti. Şöyle. Evet, koyu mavi ama. Koyu mavi tonuna şöyle yakın. Saturation 15'te tabii söylediğim gibi. Bunu arttıralım bakalım ne olacak. Daha fazla, daha fazla, daha fazla arttırırsak. Evet. Şöyle 30 ayarında kalsa, yani ne oldu, fotoğrafımız şöyle ağırlıklı böyle mavi tonlarına yakın bir fotoğraf oldu. Tabi highlight dediğimiz yerler daha açık tonlar. Açık tonlar ne olabilir? Zıt renkler kullanılabilir. Gene mavi olabilir. Bir deneyelim bakalım. Saturation'ı gene şöyle bir 10'da 11'de tutsak yeterli. Şöyle değiştirdiğimiz zaman mesela bakın şu şöyle eskimsi bir renk tonu oluştu, gördünüz mü? Değiştirelim bakalım, daha mavi mavi şimdi oldu biraz daha aslında. Tercihimi şu az önce dediğim kısımdan yapabilirim. Şöyle. Evet. Şimdi saturasyonunu biraz da arttıralım bakalım nasıl bir etkisi olacak. Ya çok fazla oldu etkisi. Bunu çok düşük kullanmak istiyorum. Şöyle 7-8 ayarında olabilir. Ya buradaki etki biraz şey. Maviye karşılık o curves'ün, hani o eğri curves eğrisinde zıtlık olarak aslında ne yapılabilecek şeylerden bir tanesi aslında burada split toning kısmında yapıyorum. Şuradaki mavi kısmını biraz daha bakalım deneyelim. Nasıl olacak? Azaltmak veya artmak. Azaltmaktan yana değilim. Ama daha mı fazla artsam yoksa aynı mı bıraksam onu karar vermeye çalışıyorum. Aynı bırakayım. 30 olarak bırakayım. Tamam. Şimdi biraz daha renk ayarı yapalım fotoğrafta. Yine çok sevdiğim bir bölüm var. Burası da renkleri böyle adım adım aslında uyguladığımız bir yer. HSL Adjustment. Bunu aslında video ile uğraşan, video montajı, video rengi yapan arkadaşlar da çok fazla kullanırlar. Yani burada ne yapıyoruz işte? İlgili renk kategorisinde renkleri kırmızısını arttır, azalt, turuncudan yeşile çevir gibisinden farklı farklı parametre uygulayabiliyoruz. Mesela hue bazında bir değişiklik yapalım. Hue biraz daha keskin. Mesela kırmızıları kırmızı. Ne var fotoğrafımızda ağırlıklı mesela? Mavimsi tonlar var. Mesela mavilerde bu oynayalım. Mavileri ne yapabiliriz? Bakın mavileri gördünüz mü? Mavileri buradan mora doğru çevirebiliyorsunuz. Magenta da çeviriyorsunuz. Ben oynamıyorum tabii şu anda. Aqualarla ilgili ne yapabiliriz? Aqualar suları dikkat ederseniz şey yapıyor. Aqualar daha böyle mavimsi tonlarda tutabilir. Şöyle koyu olarak düşünüyorum. Tutabiliriz. Diğer yellowlarda yok. Zaten ağırlıkta mavi yaptığımız için yine mavimsi tonları maviye ağırlıklı, yani pembemsi, yanlış söyledim aslında. Pembemsi tonları pembe yap veya mavi yap diye şey yapıyoruz ama fotoğrafta çok fazla pembe ton olmadığı için bunu bırakıyorum. Şöyle de mavileri de yine mavi tonlarında bırak diye de buraya belirttim.
Turuncu tonlar yok ama belki şuradaki havadaki o böyle hafif pembelik var ya, onu merak ettim, bakayım nasıl, oraya mı etki yaratacak diye. Yok, oraya etki yaratmadı şu anda. Herhalde o şu magenta diye olan yerde geçiyor olabilir. Bir deneme yapayım. O kadar az ki gözüm çok algılayamadı. Gene sıfır olarak kalsın. Luminance da yine bu maviliklerle ilgili bir siyah beyaz ayarı diyebiliriz bunlara. Mesela şu aqualar, bakın. Bakın nasıl ortaya çıktı, gördünüz mü? Şimdi bunları biraz yüksek tutuyorum. Ama diğer maviyi tam tersi kısıyorum. Ama burada kısmaya çok dikkatli yapmanız lazım. Niye? Bakın şuradaki üst taraftaki şu alanı görüyor musunuz? Bakın nasıl bozuldu. Evet, çok güzel ortaya çıkardık. Ama şurada bir grafiksel bir fotoğrafsal bir hata oluşturduk. O yüzden de orayı belli oranda uygulayacağım. Yani evet, eksi tutacağım ama o tamam. O siyah siyah olan kısımlar çıkmadan uyguladım ve gökyüzünü biraz daha aslında daha istediğim bir hale getirmiş oldum. Şimdi tekrardan bir şu ilk bölümümüzdeki highlights bölümüne geldiğim zaman bu işlemlerden sonrasında highlights'ı biraz daha düşürmek, bakalım ne gibi etki yaratacak, ona bakalım. Evet. Biraz daha iyi oldu ama tabii fotoğraf dikkat ederseniz çok çok artık vesaireyle bazı ayarlarla birlikte fotoğraf açacağım ve aslında son haline de gelmiş olacak fotoğraf. Fotoğrafı tabii daha sonrasında bir keskinlik atacağım fakat onu yine Photoshop içinde yapacağım ve şu an burada OK'ye basıyorum ve düzenlemeleri son haline getirelim, bakalım nasıl oldu. Evet, görüyorsunuz çok çok büyük aslında işlemler yapmadan fotoğrafta ciddi anlamda bir şey dönüştürme işlemi başardık. Dediğim gibi şu anda kontrast düşüklüğü var. Onu çok rahat bir şekilde, hızlı bir şekilde hemen şuradan brightness, kontrast diyorum. Kontrast ayarı yapıyorum. Bayağı yüksek kullanmak istedim kontrastı. Yüksek bir kontrast ayarı verdim. Yine 30 seyirinde gideyim. Olabildiği kadar böyle yuvarlak rakamlarda falan gidiyorum. Brightness olarak da şöyle 4 de brightness verdim. Bakın eski hali ve yeni hali gayet güzel gözüküyor. Şu anda benim gözümü bilmiyorum. Sizin baktığınız monitör, sizin baktığınız video ortamında nasıl gözüküyor? Biraz daha böyle hani daha da mı böyle bir renk karmaşası yaratalım? Bir etki daha mı yaratalım diye eğer bakarsak, eğer fotoğrafa da şunu uygulayabiliriz fotoğrafta. Hani katman üzerine katman tekniğini burada biraz kullanacağım. Bunun üzerine bir başka bir renk içeren bir katmanda soft light'lık bir şey geçirelim. Bir katman örtüsü üzerine örtelim, bakalım şimdi nasıl olacak. Ne yapıyorum? Burada kolay bir yolu var. Hue Saturation seçiyorum. Hue Saturation layer'ında ışık tonlaması olarak soft light koyuyorum. Colorize diyorum. Tek renk istiyorum çünkü. Tek renk olsun ve buradan da bu fotoğrafımı üzerine bir renk koyacağım. Bakalım nasıl bir renk koyayım. Güzel, mesela şu turuncumsu renkler hoşuma gitti. Yine mavi. Mavi üzerine mavi de koyabilirsiniz bu arada. Güçlendirebilirsiniz. Çok daha fazla güçlendirebilirsiniz ama benim şu anda şu renkler hoşuma gitti. Böyle turuncu da gibi gözüküyor.
Şöyle bakalım. Evet. Gücünü iyice arttırdım. Daha karanlık yaptım. Biraz daha karanlık yaptım. Ve üzerine uyguladım. Şimdi diyorsunuz ki üzerine uyguladım ve çok kötü bir hal aldı. Çok koyu oldu. Çok sert oldu. Görüntüler, o mavi tonlar tamamen gitti. İşte burada yapacağım şey şu. Buradaki öncelikle opaklığını sıfır yapalım bir. Yani bu kadar opaklıkta kullanmayacağım. Şuraya üzerine yine göz zevkime göre şöyle bir evet artışlarını evet. Yine şöyle 20 ayarında bir yapalım. Üzerine çok hafif bir aslında dikkat ederseniz bir tabaka atmış olduk. Tabaka sarımlı, turuncumsu bir tabaka atmış olduk üzerine. Bakın önceki mavilikli olan ve üzerine bir tekstür gibi attığımız bir katman. Soft Light'tan sonrasında bir fotoğrafımıza keskinlik verelim. Böyle büyük fotoğrafları ben düzenlerken ağırlıklı keskinliğimi şöyle veriyorum. Ya keskinlik vermenin bu arada çok fazla şeyi var. Kamera Raw'dan yaparsınız. Unsharp maskı var. İşte Sharpen atarsınız. Ayrıca yani birçok kademede farklı farklı versiyonlar yaparsınız. Hatta Frequency Separation diye bir tool var mesela kullanılan. O teknikle birlikte aslında orada da atarsınız. Ben şöyle bir şey size göstereceğim. Bu en bana basit gelen Sharpen atma ve en içmesinden Sharpen atma yöntemi. Filter diyorum. Other diyorum yeni bir layer yaratınca. Burada High Pass diye bir filtre var. High Pass filtresini üzerine atıyorum. Şimdi orijinalde şöyle geliyor bu. 0.1 olarak geliyor ve dikkat ederseniz bomboş bir ekran geldi. Şimdi burada şarpını belirleyen kısım burada bu High Pass filtresindeki hatların belirginleşmesi. Şimdi hatları belirginleştirmeye çalışıyorum burada. Bakın belirginleştirdiğim ve bana yeterli. Evet, burada bakın hatlar gayet her şeyin hattı ortaya çıktı. Bu ne demek? Burada High Pass filtresinin üzerinde daha sonrasında katmanda Blending modu değiştirdiğimiz zaman bu High Pass filtresindeki katman üzerine oturacak demek. Şunu biraz daha azaltayım. Radius'unu şöyle bir yapsam şuralar gözüküyor. Şuradaki teknelerin hepsi aldı. Binayı aldı. Gökyüzünü almadı. Bulutlarda yani çok böyle bir çarpın bir keskinlik olmayacak. Ama diğer istediğim her türlü unsur aslında bu şarpın içine girmiş oluyor. Okey diyorum ve daha sonrasında dediğim gibi blending moddan da yine soft light'ı yaptım ve şöyle bir şarpının bu şarpının etkisine yakından bakalım. Yakınlaştım. Yeterli sanırım veya bir geri çıkayım. Şimdi bu sharpen atılmadan ki hali bu da attığım hali. Bir daha yapıyorum. Atılmadan ki hali. Değişimler ufak bir değişim gözüküyor fakat şuraya bakarsanız eğer oradaki değişimi de daha rahat anlayabiliyorsunuz. Bir keskinleşme geliyor gördünüz mü işte. Dediğim gibi bunu bu tekniği çoğu fotoğrafımda uyguluyorum. Bana da en hakikaten sağlıklı gelen keskinleşme yöntemi bu oluyor. Tekrardan fotoğrafı geriye alayım. Ve evet, en son geldiğimiz aşamada da fotoğrafımızı üzerine bir katman daha ekleyerek gördüğünüz hale geldik. Tabii şimdi bazı tabii fotoğrafa baktığım zamanlarda böyle hani ilk başta göremeyip sonra gördüğümüz kısımlar olabiliyor. Hani o bu düzenleme tercihleri kişiden kişiye tabii ki değişir.
Biraz vibrans ayarıyla devam edeyim. Ama hue saturation yapmayacağım. Vibrans sadece renkleri bir kademe daha yükselteceğim. Şöyle diyelim. Yani renk profilinde aslında baktığımız zaman burada neye uyguladık? Bir kamera raw filter'dan gelme bir split tonic uyguladık. Üzerine bir katmanda soft light'ta bir hue saturation belirlediğimiz bir color eyes'a nasıl belirlediğimiz bir rengi atadık. Ve üzerine daha sonra vibrans koyarak tam panoramayı son görmek istediğim hale getirdim. Hani hızlı bir düzenleme tekniği herhalde bir 15-20 dakikalık bir süre almıştır. Dediğim gibi Photoshop şey konusunda, panorama birleştirme konusunda çok başarılı bir program. Tabii bir kademe fotoğrafı iyi çektiyseniz, tabii fotoğraf eğer şeyse yani düzgün birleştirilemez durumda olursa eğer tabii ki işler daha zor ama artık bu panorama yapmak çok çok da zor değil. Eskiden mesela şöyle durumlar da oluyordu. Bir panorama yapacağım zamanlarda hakikaten tripodla gidiyordum ve tripodla uygun açıda, uygun şekilde hiç titretmeden fotoğrafı çekmeye çalışıyordum ki böyle yazılımsal tarafta herhangi bir problem yaşamayasın. Ama şimdi yazılımlar gerçekten çok çok güçlü. Bakın hiçbir şekilde ipleri vesaire her şeyi doğru şekilde burada algılamışlar. Hiçbir şekilde bir kayma durumu söz konusu değil. Otomatik modda birleştirdikten sonrasında çok rahat bir şekilde fotoğraf işlenebiliyor artık. Bu kadar artık bu panoramalar konusunda gelişti. Benim aslında bu videomda anlatacaklarım nispeten bu kadar. Ya sormak istediğiniz başka tabii ki sorular olursa her zaman sorabilirsiniz. Bana yorumlara iletirsiniz. Ben de oradan sizden gelen soruları cevaplarım veya sorulardan eğer bir video içeriği çıkabilecek gibi olursa eğer tabii ki onunla ilgili de bir video içeriği hazırlarım. Videomun sonuna geldim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.